İskender yolda nerede görüşeceksin? Buraya gelsin. Sıkma canını reis. Kadın elindeyken buna ilişmek bize yakışmazdı. Tatar karısını elbet geri alacak. İşte o zaman ben bunu ipe de çekmeyeceğim. Parça parça doğrayacağım. Bahisler başladı Boris. Tatar'a ne koyuyorsun? Güzel. Bu işi fazla uzatma Ferhat. Mezarlıklar Tatar'ı hafife alan adamlarla dolu. Tatar'a öyle bir bahis koydum ki... sonunda değil mezara, tımarhaneye bile girecek. Aklını aldığın gibi karısını da alacağım. Ben sana psikiyatrı söylemeseydim. Değil karısını. Karşısında nefes bile alamazdın. O yüzden akıllı ol. Dediğimi yap. Bozdoğanlar Güler'i aldıktan sonra Tatar felç oldu. Eli ayağı tutmuyor artık. Yalnız şunu merak ediyorum. Siz bu psikiyatri mevzusuna kadar Tatar'la ilgili olan her şeyi nasıl öğrendiniz? Ben... her şeyini bilmediğim adamla dost da olmam, hasım da. Tatar bana ayak bağı olmaya başladı. Bozdoğanlar da size. Ferhat... Tatar'ı öldürünce ben İskender'in amcası olarak onu teselli edeceğim. Onunla beraber babasının intikamını alıp İskender'i masaya oturtacağım. İskender'in Harbi'nin yeğeniyle evleneceği söyleniyor. Harbi ete bayılır. İskender'i sana tek başına yedirmez. İskender de çok iyi biliyor ki bu bozdoğanlar tek başlarına bu işi yapamaz. Arkalarında biri var. O biri kim? Burada babasına destek veren, onun intikamını alan ben mi? Yoksa ortalık karışınca ilk fırsatta tüyen Harbi mi? Tatar konusunda seninle hemfikiriz. Gerek düşman olması, gerek şu çalışı milliyetçi hassasiyetleriyle ticareti sınırlaması hiçbirimizin işine gelmiyor. Ancak Harbi ikimize de lazım. Harbi'yi fazla büyütme. Sonuçta ona silah veren sensin. Örgütlere satılmasını sağlayan da Turan. Bizim yanımızda olduğu müddetçe bana İskender'in soyadı bile yeter.